Allah'ın peygamberinin dışarıdaki hadiselerden haberi var mı? Potifar hayata gözlerini yumdu ve şimdi onu batı dünyasına götürüyorlar. Potifar öldü mü? Şehrin ileri gelenleri onun cenaze törenine katılacaklar. Allah Potifar'a rahmet etsin ve hatalarını bağışlasın. İyi bir insandı. Ona borçluyum. Benim için çok zahmet çekti. Cesur ve kuvvetli bir komutan. Savaşta Potifar'ın sağ koluydu. Yenilgi nedir bilmez. Cesareti ve kahramanlığı savaşın kaderini değiştirdi. Amonhotep Potifar'ın yerine Hurenhop'u atamalıdır. Hurenhop Potifar'ın yerini dolduracak tek kişi. Ama ben seçileceğinden pek emin değilim. Amonhotep'in eğilimi Yuzarsif yönünde.
Potifar büyük bir insan, yetkin bir komutan ve bilge bir müşavirdi. 40 yıllık hizmetlerini takdir ediyorum. O Mısır azizliği makamında, ordu komutanlığında ve hazine başkanlığında çok başarılı çalıştı. Babam 3. Amonhotep ve Mısır'a değerli hizmetleri unutulmayacaktır. Ben öteki dünyada onun için ebedi ve huzurlu bir hayat diliyorum. Şunu söylemeliyim ki, hayatının son zamanlarında ondan gerektiği gibi yararlanmadığım için gerçekten çok üzgünüm. Bugün tanrıların dileğiyle Yüzhar Sif'in yenilgi günüdür. Hurremhob iş başına gelir gelmez Yüzhar Sif'i azledecektir. Eski Mısır geleneklerine göre Potifar'ın cenaze merasiminde onun yerine birini seçmek zorundayım. Bu görev için eski arkadaşı ve Mısır halkının güvenini kazanmış Yüzhar Sif'ten daha iyisini görmüyorum. Ben bugünden itibaren Yüzhar Sif'i Potifar'ın yerine göreve geçmek üzere atıyor ve onu Mısır azizi olarak selamlıyorum. Hurremhob da cesur ve layık bir komutan olduğu için onu ordu komutanı olarak atıyorum. Umarım her ikisi de Mısır'ın idaresine gerekli katkıları sunarak Mısır'ın günden güne güçlenmesi için ellerinden geleni yaparlar. Yüzhar Sif bir yabancı. Ama Hurremhob bu vatanın bir evladı. Yani ordu komutanı Hurremhob bundan böyle Yüzhar Sif'in emri altına mı girecek? Bu karar hiç de akıllıca değil. Bunlar kendi hedeflerini gerçekleştirmek için buraya geldiler. Potifar'ın cenaze merasimiyle hiçbir alakaları yok. Müsaadenizle hareket edelim. Bırak bu sülükler kıvransın. Gidelim. Gidiyoruz.
Çözüm başından beri yapmamız gereken şeydi. Bana Ninefet Kiptal'ı çağırın. Komutan Hürrem Hop. Yuzarsif bir yabancı. Ama Hürrem Hop bu vatanın bir evladı. Belki haklısınız ama doğru düşününce bir asker olduğumu hatırlıyorum. Ne ziraatten anlarım ne de hazine işlerinden. Kralımız Amon Hutep'in benim için en uygun tercih yaptığını itiraf etmeliyim. Bu durumda siz hem ordu komutanı hem de saray muhafızları komutanlığını yürüteceksiniz. Evet, öyle. Gerçekten de Hürrem Hop'a yakışıyor. Evet. Gidelim. Potifar büyük bir adamdı. Allah ona rahmet etsin. Ama o size çok kötülük yaptı. Sizi yıllarca zindanda bıraktı. Ama hala ona saygı duyuyorum ve içimde bir kin taşımıyorum. Keşke onu atam İbrahim'in dinine davet edebilseydim. Allah onu bağışlasın, rahmet ve mağfiretini ondan esirgemesin. Gidelim. Bu üzüntü ve ağlayışın bir faydası yok. Potifar'ı düşünmen gerektiği günlerde düşünmedin. Onu sevmen gerektiği zaman sevmedin. Hiç kimse ölümden kaçamaz. Ölümünden dolayı üzüntülüysem de daha çok ona vermiş olduğum acı beni kahrediyor. Ben hep nefsime uyarak Potifar'ı çok incittim, biliyorum. Bütün bunların sorumlusu Yuzarsif efendim. Sizi ne kadar uyardım. Sımsıcak yuvanızı, hayatınızı alt üst edecek dedim ama dinletemedim efendim. Hayır, Yuzarsif'in hiçbir suçu yoktu. Onun için komplolar kuran bendim. Suçlu olan benim. Hem Potifar'a kötülük ettim, hem de Yuzarsif'e. Yuzarsif bir yabancıdır ve geleceğimize hükmetmemelidir. O Mısır'da eğitim gördü ve burada büyüdü. Hem bizden daha çok bu ülkeyi seviyor, hem de ülke yönetiminde hepimizden daha yetkin. Söyler misin, Potifar'ın yerine neden Hürrem Hop'u atamadın? Kraliçem,
Hürrem Hop bir asker ve bana soracak olursanız tarım ve hazine işlerinden anlamaz. Kralın uygun gördüğü ordu komutanlığı onun için en iyi seçenektir efendim. Hepiniz yoldan çıkmışsınız. Hem sen, hem kocan, hem de Yuzarsif. Siz Mısır tanrılarına ve Amon'un dinine inanmıyorsunuz. Hepiniz kahinlere ve tapınağa karşı ittifak yapmışsınız. Ekselansları Mısır Aziz'i Yuzarsif teşrif ediyorlar. Güçlü ve merhametli Mısır kralına selam. Bilge Yuzarsif'e, Mısır azizine selam. Kralımız beni Potifar'ın yerine layık gördüğü için minnettar. Allah size ağır bir sorumluluk verip peygamberi olarak seçmişken Mısır'ın idaresi için sizden başkasını nasıl seçerdi? Bundan daha fazlasına layıksınız. İyi bir idareci, bilgili ve yeteneklisiniz. Size çok güveniyorum. Mısır işlerini yönetmek ve önümüzdeki büyük krizi atlatmak için sizden daha layık ve daha güçlü kimi seçebilirdim ki? Kralın iltifatları için teşekkür ediyorum. Bu güveninize layık olmaya çalışacağım. Bu buğdaydan kaç çuval var? 100 çuval efendim. Bize daha fazla bulabilir misin? Hem de istediğiniz kadar. Parasını ödedikten sonra buğday bulmak sorun değil. Fiyatı ne? Bu birkaç gün fiyatlar biraz arttı. Şehrin zenginleri sizin gibi buğday stoklamaya başladı. Her çuval 50 deben. Biz her çuval için 5 deben daha fazla ödeyeceğiz. Bulabildiğin kadar buğdayı topla ve tapınak ambarlarına teslim et, paranı derhal alırsın. Bu da avans. Gerisini buğdayları teslim edince alırsın. İşte paran burada. Dediklerimizi sakın unutma. Hadi gidelim. Bugün büyük ölçüde buğday alışlarına tanık olduk. Hem kahinler hem de zenginler kar amaçlı buğday stokuna başlamış. Peki Hürrem Hop ne yapıyor? Niçin bu bir avuç fırsatçı engel olmuyor? Onlar gelecekteki savaşın buğday savaşı olduğunu çok iyi anladılar. Ben bu stoklamaya o kadar da karşı değilim. Kahinler ve servet sahipleri bu stokla yenilgilerine zemin hazırlıyorlar. Ancak eğer biz doğru stoklama yaparsak onları yenilgiye uğratabiliriz. Niyetinizin tam olarak ne olduğunu anlamadığımı itiraf etmeliyim. Acaba buğday stoklamak nasıl kahinler için bir yenilgi ve bizim için de bir başarı, zafer sağlayacak? Neden stoklama biçimidir? Onların stokladıkları şekliyle buğday 2 yıldan fazla dayanmaz. Buğdayları bozulup gidecektir. Ancak biz kendi yöntemimizle buğdayı sağlıklı bir biçimde 7 yıl muhafaza edebiliriz. Yuzarsif konuşmalarıyla her zaman hayretimizi ve ona olan hayranlığımızı arttırıyor. Ben buğday stoklama sırrını şimdiye kadar kimseye söylemedim. Bu yöntemi bana Rabbim öğretti. Eğer kralım ısrar ederlerse anlatırım ama bana itimat ediyorlarsa bu sırrın bende kalması daha iyidir. Ben size güveniyorum. Uygun görmüyorsanız söylemeye gerek yok. Arzum tapınak sahiplerinin ve düzmece Amon dininin yenilgiye uğramasıdır. Yönetimi size bırakıyorum. Kıtlığın ve kuraklığın ilk yılları kahinler ve onlarla işbirliği yapan servet sahiplerinin yenildiği yılların başlangıcı olacak. Şunu söylemeliyim ki ben çocukluğumdan beri Amon tapınağındaki rahiplerin ve kahinlerin sorumsuz ve başına buyruk,
hareketlerine fazlasıyla tanık oluyorum. Günden güne onlara karşı duyduğum nefret artıyor. Güçlerini ellerinden alıncaya kadar bana rahat. Sizinle aynı fikirdeyim bu yüzden. Önce Amun'un varlığını sürdürmesine neden olan unsurları, daha sonra da Amun'u ortadan kaldırmanızı öneriyorum. İki temel unsur var. Amun'un halk içindeki desteği ve tapınaklardaki büyük servetler. Bu iki unsur var oldukça Amun ve tapınak kahinleri de varlıklarını sürdüreceklerdir. Ben o zamanı fazla uzak görmüyorum. Tapınak ve tanrıların çöküşü yakındır. Tapınağı etkisiz hale getirmek o kadar kolay değil. Onlar her yere nüfuz etmişler. Annem Kraliçe Tiye bile güvenemiyor. Ve her zaman ilk darbeyi onun bana indirmesinden korkuyorum. Bu bir mücadeledir kralım. Casusluk ve muhbirlik doğal bir şey. Suikast ve cinayetler ihtimalini de her zaman göz önünde bulundurmalıyız. Geçmişte olduğu gibi rahipler önceki kralı ve ailesini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmişlerdi. Yüzar Sıf Hazretleri, siz rahipler ve diğerleriyle mücadele etmek için ne düşündünüz? Önce tapınağın saraydaki uzantılarını tespit ettik. Tarafımızdan biliniyorlar. Onları kontrol altında tutuyoruz gerektiğinde, onlara gerekli müdahaleyi yaparız. Hayır, ben öldürmeye ve kan dökmeye karşıyım. Yüzar Sıf Hazretleri de öldürmekten söz etmiyor. Zaten buna gerek de yok. Sadece onları saraydan çıkarmak yeterli olur. Sarayda tapınak için çalışanları tespit ettiğinizi mi söylediniz? Evet kraliçem. Yakında onları ortaya çıkaracağız. Endişelenmeye gerek yok. Saraydan ayrıldığında Ninefer Kip daha haber ver. Seni nasıl bulacağım? Ben her zaman sarayın etrafındayım. Gözünü gezdir, beni görürsün. Uygun bir fırsat bulursan hemen işi bitir. Merak etmeyin. Gerisini bana bırakın. Sakın unutma. Biz birbirimizi tanımıyoruz. İçiniz rahat etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.